film düşüncesine ya da film sanatına bütün diğer sanatlar gibi neden ihtiyaç vardı ki sorusu çok hayati bir soru bence. Yoksa öteki türlüsü sanatları etkinliğe indirgiyor. Yani böyle etkinlik, şöyle etkinlik. İşte operaya giderim, baleye giderim, tiyatroya giderim, sinemaya da giderim. Böyle işte oralarda beni görenler de entel zanneder falan filan. O sanatın o yönü beni çok fazla ilgilendirmiyor işin aslında, söyleyeyim. Yani hani festivallere falan gidiyorum, o ayrı bir mevzu ama o sebeple gitmiyorum. Dolayısıyla en azından benim bulunduğum zaviyeden film sanatının ne manaya geldiği meselesi burada benim hani tartışmaya açtığım mevzulardan birisi. Yani hani sanatın ne manaya geldiği, sanatın düşünmesinin ve özellikle de sinema sanatının düşünmesinin ne manaya geldiği meselesi benim için hayati önemli. Öteki türlü bir anlamı olmaz. Çünkü yani neden sinemada edebiyat değil? Mesela işte film çekmek isteyen gençlere ilk o soruyu soruyorum ben. Yani hocam işte bir hikayem var, anlatmak istediğim bir şey var, film çekme. Neden? Neden? Hani anlatmak istediğin şeyi öyküyle anlat, edebiyatla anlat. Eğer mesele bir şey anlatmaksa şayet, hani öykü sanatı, roman sanatı çok daha iyi anlatıyor. Bir şey anlatmaksa şayet. Anlatma açısından. Dolayısıyla hani o neden üzerine durmak gerekiyor. Hani neden film sanatı? Neden hani öykü yazmıyorsunuz, roman yazmıyorsunuz da film yapacaksınız? Eğer işin maddi boyutu, ya işte film sanatından iyi para kazanılıyor gibi bir cevabınız yoksa. Ha, o cevaba da itirazım yok yani. Çoğu o cevap üzerinden gidiyor zaten. Onu da biliyoruz, hani film sanatı ya da sanat demeyeyim de hani film endüstrisi çok kazançlı bir şey. Eğer o kazanç rayını tutturduğunuzda da güzel kazandırıyor işin aslı. Ha, meseleniz oysa şayet eyvallah, hani ona da bir itirazım yok. Ama hani benim film sanatından anladığım şey, anlamak istediğim şey, film sanatını yerleştirmek istediğim yer o değil. O kısımda çok fazla ilgilenmiyorum. Yani film sanatının endüstriyel yönüyle, parasal yönüyle, işte ya bir film çekeyim de 2 yıl boyunca ülke ülke, şehir şehir dolanayım, beni birileri ağırlasın, işte para kazanayım falan filan. Onun film sanatının çok önemli bir tarafı olduğunu düşünmüyorum işin aslı. Film sanatı nedir? Şimdi hani Bresson'un bir tabiri var. Buradan direkt o tabirle gireyim. Mesela Robert Bresson diye bir adam var. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Sinema sanatının en büyük yönetmenlerinden birisi. Benim için 3 numara, söyle söyleyeyim. Robert Bresson hayatın daha önce görülmemiş bir perspektifini, görülmemiş bir biçimini ya da anını, ne derseniz deyin buna, gösterme biçimi olarak sinema sanatını önemsiyor. Daha önce kimsenin görmediği bir tarafını. Öyle bir şey mümkün müdür? Öyle bir şey mümkünse nasıl mümkündür? Mesela bu 16 haftalık program içerisinde işte tasvir, temsil meselelerinden bahsedeceğiz yeri geldiğinde, ama ara ara bolca bahsedeceğiz zaten. Mesela film sanatı neden bir temsil değildir de tecellidir meselesi? Tecelli midir ya da? Hani en azından hani benim durduğum yerden film sanatını ben öyle adlandırmayı tercih ediyorum. Hani temsil değil de tecelli. Temsil ne demek? Tecelli de ne demek? Zamanı gelince bunları konuşacağız inşallah. Yani bir tecelli olarak düşünme. Temsil olarak değil de tecelli olarak düşünme. Mümkün müdür öyle bir şey? Nedir ya da? Hani nedir ya da? Hani temsil olarak düşünmek, temsil olarak sanat nedir? Tecelli olarak sanat nedir? Hani bu 16 haftalık program içerisinde detaylandırmaya çalışacağımız şey bu olacak aslında. Hani kendi adımıza bir şey koyamayacaksak bir programda ya da üzerine bir şey konuşamayacaksak, hani film sanatını gelip hani ya şu yönetmenin şu film var, bu yönetmenin bu film var, bunun bu film var, ya da şu falanca film tarihçisi bunu söylemiş, filanca düşünür bunu söylemiş deyip onları tek başına, elbette onları da konuşuyoruz burada da, onları tek başına aktarmanın bir anlamının olduğunu düşünmüyorum ben. Her şeyin üzerine konuşmamız gerekiyor. Mesela belki önümüzdeki hafta Aristo'nun Poetikası'ndan bahsedeceğiz burada birazcık. Mesela o Poetika'dan bahsederken o Poetika'nın problemlerinden bahsetmezsek şayet, yani Aristo'nun Poetikası 2500 yıl boyunca neyi sakatlamıştır meselesinden bahsetmezsek, hani Poetika'yı konuşmanın da bir anlamı yok bana kalırsa. Bütün konuşacağımız mevzular gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce, ne bileyim, hani bunları konuşmak üzerine olacak aslında. Hani kendi yapabildiğimiz kadar,
dediğim gibi hani çok da iddialı olmamak lazım. Kendi yapabildiğimiz kadar neyi nasıl yerli yerine yerleştirir. Hani Hazreti Mevlana diyor her şeyi yerli yerine yerleştirmektir adalet diye. Düşünmenin de bir adaleti var. Düşünmenin adaletini gerçekleştirmenin yolu da bana kalırsa her şeyi yerli yerine yerleştirmeyi becerebilip beceremeyeceğimizle alakalı bir şey. Ne derece becerir onu bilmiyorum. Hani onun kararını zaten ben vermem. Onun kararını siz vereceksiniz. Beraber vereceğiz. Ama en azından öyle bir niyetimizin olduğunu bilin. Yani o niyetin içerisinde hani zamanı geldiğinde edebiyat konuşacağız, zamanı geldiğinde görsel sanatlar ki görsel sanatlarla devamlı içli dışlı konuşacağız burada zaten. Çünkü hani resmin, fotoğrafın en azından görsellik anlamında ben sinemanın bir görsel sanat olduğunu kabul etmiyorum ayrı bir mevzu ama en azından görsellik anlamında biçimsel anlamda böyle birbirinin devamı gibi görünmeleri var ya o devamı gibi görünmelerin meselesini birazcık açmaya çalışacağız burada konuşmaya çalışacağız. Film sanatı neden fotoğrafa benzer ya da neden benzemez? Benziyorsa neden benziyor? Benzemiyorsa neden benzemiyor? Onları yeri geldiğinde konuşacağız birazcık. Onun dışında hani bir düşünür var Gilles Deleuze diye. Gilles Deleuze'ün felsefe öldü yaşasın sinema diye böyle bir sloganvari bir sözü var. Aslında slogan değil o. Yani bir motto da değil. Gilles Deleuze'ün öyle ya da böyle bir şekilde yerli yerine oturtmaya çalıştığı bir şey. İki ciltlik kitabında da yapmaya çalıştığı şey doğrusu. Onu da konuşacağız burada. Yani şimdi felsefe öldü sloganı ya da mottosu ne dersek diyelim doğru mu acaba? Doğruysa nasıl doğru? Hani nasıl öldü felsefe? Sinema onun yerini nasıl doldurabilir? Eğer doldurması gerekiyorsa şayet. Onu da konuşmamız lazım burada. Yani bir düşünme biçimi diyorsak şayet sinemaya felsefenin en azından bildik anlamdaki felsefenin diyelim. Hani şimdi 2500 yıllık bir felsefe var. Hani antik Yunan'dan hatta de bildik anlamda Platon'dan beri diyelim ona. Platon'dan beri olan o felsefenin yapamadığı, tırnak içerisinde söylüyorum o yapamadığı, neyi yapıyor ki sinema, felsefe öldü yaşasın sinema diyor bir düşünür. Üstüne üstlük bir filozof. Felsefeci yani. Bunu niye söylüyor acaba? Zamanı geldiğinde bunu da konuşacağız. O yüzden hani 16 hafta boyunca bir sürü yere girip çıkacağız gücümüz yettiğince, bilgimiz yettiğince, dilimiz yettiğince. O manada belki hani kimleri için hoş gelebilir, kimler için de ya hani çok eklektik bir program bu. Yani çok öyle bildik anlamda sinema konuşulmuyor burada. O yüzden çok da gerekli bir şey değilmiş fikrini verebilen şey olabilir. Hani her türlü fikre saygım var. Hani edeple dile getirildiği sürece hiçbir sıkıntı yok yani. Hani istediğiniz sertlikte eleştirebilirsiniz fikirlerimizi hiç problem değil. Hani ben de dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım eğer bir cevabım varsa. Yoksa da veremeyiz zaten yani bir şey değil. Öyle. Hani en azından 16 hafta boyunca konuşacağımız şeyler bunlar arkadaşlar. Mümkün mertebe derinleştirmeye çalışacağız ne konuştuğumuzu. Mesela önümüzdeki hafta galiba görsel sanatlar sinemaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da edebiyat ve sinemadır bilmiyorum. Onları ne bağlamda konuşacağımız meselesi önemli. Hani görsel sanatlar ve sinemayı sinemada görsel sanatların temsili anlamında konuşmuyoruz genellikle. O da var ama hani ya işte falanca filmde şunun resmi varmış, filanca filmde bunun resmi varmış, filanca filmde şu fotoğraf kullanmış, filanca filmde şu fotoğraf kullanmış da falancasında da şöyle şeyler varmış anlamında değil bizim konuşmamız. Genel anlamda elbette onlar da var ama genel anlamda öyle konuşmuyoruz. Daha çok hani işin ne diyelim ontolojisiyle alakalı konu. Yani resmin ontolojisi nedir, fotoğrafın ontolojisi nedir, sinemanın ontolojisi nedir? Yani o anlamda konuşuluyor mevzular daha çok. Edebiyat da öyle. Hani edebiyatla sinemanın ilişkisini edebiyat uyarlamalarına getirme işimiz en son. En son iş. Hani edebiyat uyarlamaları oluyor mu olmuyor mu meselesi aslında edebiyat uyarlaması denen şey tam olarak ne demek meselesini anlamadan karar verebileceğimiz bir şey değil. Hani edebiyat uyarlaması dediğimiz şey aslında iki birbirine benzemez şeyi arasında köprü kurmaya çalışmak. O köprüyü nasıl kuracaksınız? Üstüne üstü birbirlerine neredeyse taban tabana zıt iki sanattan bahsediyoruz. Yeri geldiğinde konuşacağız bunları. Edebiyatla sinema bence birbirlerine hiç benzeyen sanatlar değil. Öyle olunca o zaman o köprü nasıl kurulacak? Ya da kurulabilecek mi? Mümkün mü öyle bir köprü? Yeri geldiğinde bunları da konuşacağız.
Hani 16 haftanın böyle küçük bir girizgahını yapmış gibi olalım bugün istiyorum. Hani sinema sanatı derken hani neyi önemsiyoruz meselesini konuşalım istiyorum. Belki ilk şeyden başlamak lazım. Hani buraya kadar bu girizgahtan sorunuz falan yoksa sorunuz ya da işte itirazınız var mı? Hani bir şey söylemek isteyen var mı içiniz arkadaşlar? Böyle hani kısa bir özet gibi geçmiş olduk 16 haftanın neler konuşacağımızı. Var mı hani sormak istediğiniz bir şey? Çünkü yani bir yerden başlayacağım birazdan da o yüzden söylüyorum. Platon'un mağara alegorisini hepimiz biliyoruzdur değil mi muhtemelen? Şöyle bir soruyla başlayayım o zaman. Bilmeyen var mı? Hani açık yüreklilik sorun. Herkesin bilmesi şart değil ya. Mağara alegorisini yani olmadı. Açık yüreklilik soruyorum yani. Hani tamam. O zaman şöyle özetleyeyim. Hani şimdi Platon şöyle bir şey düşünmemizi istiyor bizden. Diyor ki bir grup insan düşünün diyor. Elleri, ayakları, işte kolları, bacakları ve boyunları, boyunları da dönmeyecek şekilde zincirlere bağlı olsun diyor. Ve bir mağara var, bir yeraltı mağarası var. O yeraltı mağarasının da arkada duvarın olduğu tarafa dönük bu adamlar. Duvarın olduğu tarafta da hep işte bir şeylerin gölgelerini falan görüyorlar. Yani dışarıda aslında bir ışık var. O ışığın nesneler üzerine düşen gölgesini görüyorlar duvarda. Ve o adamlar ömrü hayatınca öyle doğmuş olsunlar ve öyle büyümüş olsunlar. Başka da hiçbir şey görmemiş olsunlar diyor Platon. Ve o duvara yansıyan gölgeleri gerçekten hakikat zannetmiş olsunlar. Hani o gördükleri gölgeler aslında nesnenin bizatihi kendisi olsun. Hani benim tabirimle söyleyeyim. Bizatihi kendisi olsun. Zaten öyle olur işin aslında. Hani öyle bir şeyle doğduğunuzu farz edin. Öyle olur. Otomatikman şöyle bir soru sorayım ben size. Hani 2005 ya da insanlık tarihi boyunca insanların gördüğü şeyler ya da hani nesne bildiği şeyler ya da daha özel bir şey sorayım. Hani sanat diyebildiğimiz şeyler o ışık tarafında, o ışıkla alakalı mı yoksa mağaranın duvarına yansıyan gölgelerle alakalı mı? Hangisi sanat acaba? Ya da hangisi hayat acaba? Böyle bir soru sorayım ben size. Ne dersin hani bir şey? Ya mesela şöyle soru sorun. Hani basit bir örnek daha vereyim ben size. Son zamanlarda İstanbul'a gelip gitken özellikle Ataşehir'de çok dikkatimi çekiyor. Çok devasa binalarda devasa afişler var. Pankartlar var. Afiş demeyeyim de pankartlar var. O pankartlarda da genelde kiralık yazıyor. O kiralık yazısının altında da bir isim oluyor çoğunlukla. Ve çoğunlukla da kadın ismi var. O kadın isminin yanında da genellikle bir kadın portresi. Ataşehir'de görüyorsunuz değil mi onları? Var mı görmeyen? Bu kocaman bir kadın portresi oluyor genellikle ve şimdi o binaların, o pankartlarını gördüğüm zamandan beri düşündüğüm bir şey var. O kiralık yazısı, o kiralık yazısının altındaki isim, o ismin yanındaki o kocaman genellikle de kadın. Çok az erkek gördüm. Genellikle de kadın. Portresi ne anlama geliyor? Hani kiralık ne kiralık? Bina mı kiralık? Affedersiniz kadın mı kiralık? Ne kiralık orada? Ya da o kadın, o ismi yazan kadın o binanın nesi oluyor? Mimarı mı? Satıcısı mı? Pazarlamacısı mı? Nesi oluyor? Şimdi anlam dünyamız, dil dünyamız ya da işte gösteri dünyamız ne derseniz deyin. Ekonomikleştirmelerden ibaret diyebiliriz. Hani ekonomikleştirmelerden ibaret derken şunu kastediyorum. Bir şeyin yerine başka bir şey geçiyor. O başka bir şeyin yerine geçen başka şey belli bir süre sonra o yerine geçtiği başka şeyi ortadan kaldırıyor. Kendisi bizatihi, hani temsil meselesini konuşacağımız zaman bunları daha detaylı konuşacağız zaten. Kendisi bizatihi o şeyin kendisi olmaklığa soyunuyor. Hani Jean Baudrillard'ı bilenler bilirler. Hani o simülakr ve simülasyon tabiri var ya. O hani simülasyonu olduğu iddiasındaki nesnenin bizatihi kendisini ortadan kaybeden ve kendisi sanki o nesneymiş gibi yapan bir şeye dönüşüyor. Tekrar Platon'un mağarasına dönelim. O mağaranın kenarında arkasında o duvarda gördüğümüz gölgeler ne acaba?
Daha özel sorayım o zaman. Bizim birbirimize bakarken gördüğümüz şeyler ne acaba? Daha özelleştirelim. Mesela fotoğrafta gördüğümüz şey ne acaba? Daha özelleştirelim, sinemayı konuşacağız. Sinemada gördüğümüz şeyler ne acaba? Şimdi o ne acaba soruları bayağı ciddi bir zincir aslında. Yani bizim burada konuşacağımız şey tam da o. Yani temsil, tasvir, işte tecelliyi de ben ekliyorum ona. Temsil, tasvir meselesi, hani eğer sanatın bir tarafında varsa ki hani Aristo'nun poetikasını konuşacağımız zaman burada en önemli kavram mimesis. 2500 yıllık şey, hani sanat kavramının en göbeğinde olan şey. Kimisi taklit diye çeviriyor, kimisi temsil diye çeviriyor. Herkes aynı anlamı vermiyor temsile ve taklide. Hani onu şimdilik küçük not düşerek geçelim. 2500 yıl boyunca söylenen şeyler ne tür anlamlara geldiler? Ve sinema özelinde ne tür bir yeniliği var bu meselenin? Eğer çünkü öyle bir yeniliği olmasaydı sinemanın, kendi baktığım açıdan, zaviyeden, sinemanın oraya kattığı bir yeniliğini görmüyor olsaydık sinema üzerine düşünmenin bir gereği olmazdı bana kalırsa. Yani o temsil meselesinin, tasvir meselesinin bir tarafına sinema başka bir mühür vurmuyorsa, hatta belki de yeri geldiğinde daha detaylı konuşuruz, hatta belki de o temsil meselesinin bizatihi kendisini anlamsızlaştırmıyor ise, detaylandırırız bunu yeri geldiğinde. Anlamsızlaştırmıyorsa şayet sinemaya gerek kalmazdı herhalde. Bana öyle geliyor. Yani çünkü zaten o temsil meselesinin 2500 yıllık, hatta belki de hani insanlık tarihinin başından beri bir yeri var sanatta ve hayatta da öyle. O zaman sinema sanatı dünyaya doğduğu zaman, teknik olarak doğduğu zaman, çünkü teknik olarak doğumla manevi olarak doğum aynı doğumlar değil bence. Ama teknik olarak doğduğu zaman 19. yüzyılın sonlarında demek ki bir şey var ki sinemada, bir potansiyel, bir şeyleri, belki yoluna gitmeyen bir şeyleri, belki insanlığın daha önce sormadığı bir soruları, belki de daha önce sorulmuş ama unutulmuş bir soruları, bazı soruları tekrar sorabilme potansiyeli anlamında bir şey vardı belki sinemanın, ki ben öyle inandığım için sinemayı önemsiyorum, vardı belki. Dolayısıyla o soruları sormak üzere geldi belki de sinema. Çünkü hiçbir şeyin hayatta rastlantısal olduğuna inanan birisi değilim ben. Hiçbir sanat rastlantı olarak doğmaz. Hiçbir düşünce biçimi rastlantı olarak doğmaz. Eğer rastlantı değilse şayet, o zaman hani o düşünce biçiminin, o sanat biçiminin dünyaya getirdiği bir şey olması lazım. Bu soru olur, cevap olur, biçim olur, hal olur, ne dersiniz deyin. Bunların şeylerini konuşuruz zamanı geldiğinde, ama bir şey olması lazım. Diğer sanatların yapamadığı bir şey olması lazım. Mesela insanlık tarihinin başından beri öyle ya da böyle hani sözlü edebiyat, yazılı edebiyat vesaire var. O edebiyatların yapamadığı bir şeyi yapıyor olması lazım sinemanın, ki var bence. Ya da mesela yine ta işte mağara resimlerinden itibaren resim sanatının yapamadığı bir şeyi yapıyor olması lazım sinemanın. Yine bence var. Yine onu konuşmak lazım. Yine şeyden hemen önceki sanatlar, bir tarafta roman var. Hani romanla şey aslında hani aralarında belki 50-60 yıllık bir şey var, ama yaşıt sanatlar denebilir yani şeye, romanla sinemaya. 100 yıllık diyelim hadi. Çok birbirlerine yakın sanatlar. Şey anlamında, tarih anlamında söylüyorum. Roman sanatının yapamadığı bir şey olması lazım sinemada. Ki var bence. Ya da müzik var, insanlık tarihinin başından beri olan bir şey. Yani sesin olduğu her yerde müzik vardı. Müziğin de yapamadığı bir şeyin olması lazım. Ki bence yine var. O zaman ne? Hani belki 16 hafta boyunca bu neyin peşinde gideceğiz biz? Hani sinema sanatının o neliği ne? Ne acaba? Yani nasıl bir etkisi var sinema sanatının? Nasıl bir gücü var varsa? Yine bir düşünme biçimi olarak sinema sanatından bahsettiğimizde şayet en azından hani felsefeyi bildik anlamda hani Platon sonrası felsefe olarak adlandırırsak şayet, hani o tartışmalı, tartışırız üstüne isterseniz, ama diyelim ki hani antik Yunan'ın Platon sonrası döneminin
adlandırdığı şekliyle felsefeye felsefe diyorsak şayet biz, onun düşünme biçimini de yapamadığı ya da tıkandığı bir şey olması lazım. Ki bir şeyler çıksın ortaya. Az önce Gilles Deleuze'in söylediği tabirle hani felsefe öldü yaşasın sinemayı hani motto olmaktan çıkaran bir şeyler. Hani böyle hani bir Twitter sloganı olmaktan çıkaran bir şeyleri olması lazım sinemanın. Var mı acaba? Onu da 16 hafta boyunca konuşacağız inşallah burada. Yine dilimiz döndüğünce. Bir şey mi soracaksınız? Bunun sebeplerinden birisinin somut olmasını olduğunu düşünüyorum. Ne kastediyorsun somutluktan? Yani mesela felsefe yapıyoruz ama sadece zihinsel olarak varlığı var kendi içimizde ama sinemayı somut anlamda görebiliyoruz ve o bize bir anlamda onu yaşatıyor duygusal olarak. Bunları detaylı konuşacağız aslında. Yani hani düşünme biçimi olarak sinema derken ne kastettiğimizi böyle karşılıklı konuşacağız ama hani hazır siz katkı yapmışken söyleyeyim. Hani soyutluk, somutluk meselesi de çok problemli bence. Yani felsefede de problemli, şeyde de problemli, sinemada da problemli. Yani sinemayı somut yapan şey tam olarak ne acaba? Yani hani illa şeyinde bir şeyleri gösteriyor olması mı? Hani resim sanatı da gösteriyordu ya da fotoğraf da gösteriyordu. Hani o gösterme meselesini de çok halledemediği bir şey olsa gerek o. Yani halletseydi o zaman hani resim ve fotoğraftan sonra sinemaya ihtiyaç olmazdı herhalde, bana öyle geliyor. Yani onlar zaten gösterme işini halletmiş olurlardı. Halledemediklerine göre ki öyle olması gerek. O zaman sinemanın onlara da kattığı belki ya da onların da dışında belki başka bir şey olması lazım. Belki kalıcılığı sağlamak, o etkiyi arttırmak olarak olabilir. Çünkü hani tam hatırlamıyorum ama bilimsel bir araştırma varmış. Yazılı olarak okuduklarımız, daha sonra duyduklarımız, daha sonra gördüklerimiz beynimizde daha fazla kalıcılık sağlıyor. İlki hangisi? İlk önce okuma. Okuma mı daha kalıcı oluyormuş? Yani öyle okumuştum yani. Tamam. Yok, tam tersi. Tam da. Bilmiyorum vallahi ben hani hangi bilimsel araştırma ya da hani öyle midir gerçekten bilmiyorum. Hepsi bir arada olduğu için bir nevi. Hani hem görüyoruz hem de... Ya sinemanın şöyle enteresan bir özelliği var aslında. Yani sanki içinde bütün diğer sanatları kapsıyormuş gibi görünüyor. Hani içinde edebiyat var, resim var, işte müzik var vesaire. O manada hani sinemanın sanat olup olmadığı meselesi de ciddi bir tartışmalı yani. Hani sinema kuramlarının içerisinde tartışılan şeyler bunlar. Sanat mıdır sinema diye. Elbette benim için sanat. Hani nasıl adlandırdığımızla alakalı belki ama hani ama o eklektizmi de aşan bir şey olması lazım ki yoksa hani her şeyi çorba yapmış sinema. İşte edebiyattan almış biraz, fotoğraftan almış, resimden almış vesaire, müzikten almış. Onlar da güzel bir şekilde çorba yapmış. O zaman da işte ortaya sinema çıkmış diyorsak şayet o zaman çok da anlamlı bir şey olmaz herhalde. Hani hatta hepsini bozan bir şey olur o. Yani edebiyatı edebiyat olmaktan çıkarır, resmi resim olmaktan çıkarır, fotoğrafı fotoğraf olmaktan, müziği müzik olmaktan çıkarır. Hepsini bozar. Yani bir çorba yapıp şeye önümüze sunar gibi geliyor. Öyle değilse şayet sinema, ki öyle olduğunu iddia edenler de var. Hani Turgut Cansever mesela sinemayı hiç sevmiyormuş. Hani ben de bir yerde yıllar önce bir söyleşisine denk gelmiştim Cansever'in. Hani hiç hoşuna gitmiyor sinema ama sinemanın mevcudunu çok iyi biliyor muydu Turgut Cansever? Ondan çok emin değilim doğrusu. Yani hani en azından yazdıklarından sinemanın mevcudunu çok iyi bildiğine dair bir emare edinmedim ben. Hani çok önemli bir mimari düşünürü. Eyvallah. Hani mimari üzerine yazılan çizilen şeylerde de çok hani katkısı olmuştur bana doğrusu. Ama hani sinemayı bu reddiye anlamında yaptığı reddiyenin bir temeli var mıdır meselesi ayrı bir problem. Yani özellikle hani belli kesim için o hala söz konusu. Yani sinema sanatı dediğimiz şey ya eklektik bir şeydir. O eklektik şeyde hani onu sanat yapmaya yetmez denip geçilir. Eyvallah, hani ona da itirazım yok ama hani sinema sanatının tam olarak ne olduğunu anlayarak o itiraz olsa daha önemli olur işin aslı. Güzel, hani katkı anlamında güzel bu. Üzerine konuşacağız aslında. Daha detaylı konuşacağız bunlar. Hani o felsefenin soyutluğu, somutluğu varsa şayet öyle bir şey nedir? Sinemanın soyutluğu, somutluğu varsa şayet yine nedir? Üzerine konuşacağız bolca.
Elbette şunu iddia etmiyorum arkadaşlar. Yani bazıları böyle, mesela benim üçüncü kitabım için şöyle bir yorum olmuştu. Hani birisinden kitabı okumayacağım sağ olsun. Kitabın üzerine de bir yorum yazmış. Enver Gülşen bütün diğer sanat ve düşünme biçimleriyle sanatı güreştirip hep sinemayı kazandırmış demişti. Eyvallah, itirazım yok. Hani güreştirmedim ama. Yani her sanatın kendi anlam dünyası içerisinde bir yerinin olduğuna inanıyorum. Ha, sevmediğim sanatlar var ama, yani tiyatroyu hiç sevmem mesela. Sinemayı seven birisinin tiyatroyu sevmesini de çok anlamam, onu da söyleyeyim. Hani birbirlerine o kadar zıt sanatlar ki onlar. Neredeyse düşman gibiler yani şeyde. Hani tiyatroyu seven biri sinemayı sevemez gibi gelir bana nedense. Ha, Bergman gibi istisnalar var ama yani o ayrı bir şey. Ama bana öyle gelir nedense. O yüzden de şeyi çok sevmiyorum doğrusu, tiyatroyu. Mesela Tarkovski'nin şey için, opera ve bale için kullandığı bazı tabirler vardır. Hani hiç, ben yani şakıyarak ortada dolanan bir işte kadının ya da adamın yaptığı şeye sanat demeyi çok uygun bulmuyorum der Tarkovski. Hani ben desem birileri bana kızar ama Tarkovski diyor. O yüzden kızmayın bana. Ama Tarkovski'ye katılıyorum, onu söyleyeyim net olarak. Şimdi dolayısıyla elbette hani sevmediğim sanatlar var. Yok değil. Hani böyle 7. sanat, 8. sanat, bilmem ne sanat falan filan, o tür şeylere de hiç inanmıyorum. Onu da söyleyeyim net olarak. Hani sanat dediğimiz şey insanlık tarihinin başından beri var olan bir şey. Bence insanın dünyaya düşüşüyle başlayan bir şey. Dolayısıyla sayısı da sonsuz yani şeyde. Öyle Batı'nın 7 tane sanata indirgeyip diğerlerinin hepsini dışarıda tutması gibi bir şey söz konusu değil bence. Ama hani bütün sanatların neyi yapıp neyi yapamayacağı meselesi de, hani şimdi yine bir arkadaşımızın, sevdiğimiz bir kardeşimizin sinema için kullandığı sinemanın zatî sıfatları diye bir tabir var. Hani alıntılıyorum bolca. İnşallah bir yerden telif istemez benden. Şimdi o arkadaşımızın kullandığı tabiri, hani sevdiğim için kullanıyorum o tabiri. Güzel bir tabir bence. Her sanatın zatî sıfatları var bence. O sanatın, o zatî sıfatları, o sanatın neyi yapıp neyi yapamayacağını ya da ne olup ne olmadığını söyleyen. Sinema sanatı nedir, ne değildir? Mimari nedir, ne değildir? Edebiyat nedir, ne değildir? İşte müzik nedir, ne değildir? Çünkü o nedir, ne değildir ayrımını yapmadığımız sürece her şeyin birbirine karışması ve birbirinin yerine geçmesi, aynı o pankarttaki gibi, kiralık pankartındaki gibi, birbirinin yerine geçmesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. O tehlikeyle karşı karşıya kalmamak için de bana kalırsa her sanatın ve her düşünme biçiminin felsefeyi konuşmak lazım önce. Yani felsefe dediğimiz şey nasıl düşünüyor? Nasıl düşünüyor? 2500 yıl boyunca nasıl düşünüyor? Onu konuşmadan sinemanın düşünmesinin nasıl bir düşünme olduğu meselesini anlamanın imkanı yok bence. Dolayısıyla yani bütün bunları bir şekilde dilimiz döndüğünce, yapabildiğimiz kadarıyla, hani gücümüz yettiğince konuşmayı planlıyoruz 16 hafta boyunca arkadaşlar. Yani dolayısıyla hani o plan ne derece gerçekleşir bilmiyorum. Çünkü 16 hafta da aslında bakarsanız böyle mevzuların konuşulması için çok kısa. Yani başladığınızda sadece resim sinema ilişkisi üzerine bile 4-5 hafta konuşabilirsiniz rahatlıkla yani. Biz sadece bir hafta ayırdık şeyde. O yüzden hani ne kadar yapabileceğimiz meselesi ayrı bir mevzudur. Ama gücümüz yettiğince diyeyim. Hani resim sanatını sevenler için önümüzdeki hafta güzel bir şey olabilir. Güzel bir bölüm, hani reklam vermiş gibi bir şey oldum ama neyse. Güzel bir bölüm olabilir. Hani resim sanatının en azından bazı versiyonlarını ben de çok severim. Ama hani nedir resim sanatı, ne yapar ne yapamaz meselesinde belki diğer geleneklerin, işte Batı geleneğinin, Doğu geleneğinin, işte İslam sanatının yaptığı ürünler üzerinden ele almak gerekebilir. O yüzden hani her sanatın tam olarak ne olduğunu anlamayı da amaçlıyoruz sinemayı konuşurken. Bahsettiniz de bu sanatın zatî sıfatlarını şey yapmak. Sanatları da bir yanda sınırlamak manasına geliyor. Aslında böyle sınır koymak, onu kategorize etmek kötü olarak algılanabiliyor ama bence özellikle önemli. Çünkü bu sınırların muğlaklaşması
o sanat dalına da bir açıdan zarar veriyor. Özellikle şu anki modern sanatlar dediğim şey. Tamamen bunu yapıyor bence. Sanatların o sınırın muğlaklaşmasıyla tamamen farklı bir şeye dönüşüyor. Ya hatta şöyle güzel bir şey söylediniz. Hatta şöyle sanatçı ve özgürlük meselesi. Hani bolca konuşuluyor. Sanatçı dediğimiz insan, hani sanatçı kimdir yani şey bilmiyorum, sıla mıdır sanatçı mesela? Yani sanatçı dediğimiz insan özgürlükle bir ilişkisi varsa nasıl bir ilişki o acaba? Hani çok önemli bir katkı yaptınız. Mesela Tarkovski sanat ve özgürlük meselesi açıldığında şöyle bir hani sıkça benden Tarkovski'yi duyacaksınız burada. Sinemanın benim için şeyidir, Everest'tir Tarkovski. Hani izleyen vardır içinizde muhtemelen. Kaç kişi izlemedi Tarkovski? İzlemeyen? Tamam, hani burada göreceksiniz zaten şeyde bolca Tarkovski'yi. Şimdi Tarkovski sanat ve özgürlük meselesi açıldığında şöyle bir tabir kullanıyor. Diyor ki sanatçının özgür olduğu ile alakalı sözler duyduğumda çok şaşırırım diyor. Halbuki diyor bir sanatçı bir eser yaratmayı tırnak içinde söylüyorum. O da öyle söylüyor zaten kendi anlam dünyasında. Bir sanatçı bir eser yaratmaya kalktığında kendisini sonsuz bağ ile bağlı bulur diyor Tarkovski. O sonsuz bağ ile bağlı bulmak bir anlamda sanatçının sorumluluğunu ve sanatının neyse o sanat neyi anlatmak, anlatmayı da tırnakçaya söylüyorum, neyi anlatmak, neyi göstermek vesaire niyeti içindeyse o anlattığı, gösterdiği şeyle ilişkisindeki ahlakını da belirleyen şey aslında sanatçının. O sorumluluğunu, ahlakına ne verdiniz? O ahlak çok geniş bir şey. Ahlakı sadece çok dar bir perspektif içerisinde algılamayalım. Çok geniş bir şey. Hani sizin sanatınızı, muhatabınızla kurduğunuz ilişkiyle alakalı. Mesela dizileri burada ara ara konuşacağız ve genellikle de yerden yere vuracağız. Hani diziler nasıl bir ilişki kurar mesela muhatabıyla? Diriliş dizisi mesela. Hani benim kanlım diyeyim. mesela Diriliş dizisi nasıl bir ilişki kurar muhatabıyla ya da diğer diziler? Hani bu ilişki muhatabını affedersiniz enayi yerine koymak türünden bir ilişki midir? Yoksa kendi ciddiye aldığı meseleyi izleyicisinde ciddiye alarak ortaya koyan bir mesele midir? Çoğunlukla değildir. Yani ana akım sinema, işte Hollywood ve Hollywoodlar dediğimiz şey ana akım sinema, çoğunlukla ilişkisini izleyiciyi bir nevi müşteri yerine koyarak yapar. Ya ben bu izleyiciyi ne kadar tahrik edersem, ne kadar değişik türlerden, şeylerinden vurursam, zaaflarından vurursam o izleyici bana o kadar para akıtır. İzleyiciyle öyle bir ilişki kurar. Öyle bir ilişki kurmayı reddeden büyük sanatçılar var. Hani onlardan bahsedeceğiz. İşte Robert Bresson'dan bahsettim mesela az önce. Tarkovski'den bahsettim. Öyle bir ilişki kurmayı reddediyor bu adamlar. Yani öyle bir ilişki kurmayı izleyiciye hakaret olarak görüyor. Hani izleyiciyi hani insan yerine koymama olarak görüyor. Hollywood sineması izleyiciyi insan yerine koymaz. Fare yerine koyar. Yani fare kapanı kurar. O fare kapanın içerisinde girişine bir kapı, çıkışına bir kapı koyar. O girişine soktuğu fareyi çıkışından çıkarmak için araya da peynirler yerleştirir. O peynirleri afiyetle yersiniz. Dışarı çıktığınızda da o Aristo'nun katarsisine benzer bir katarsisi de kendinizi mutlu hissedersiniz. Ne ağladık, ne güldük, ne kazandık der çıkarsınız. Şimdi sanat dediğimiz şey bundan ibaret mi acaba? Ya da o sanat mı? O daha önemli bir soru yani. Bu söz ettiğim şey sanat mı? Hollywood sanat mı mesela? Ya da sinema mı? Hani istisnaları hariç tutuyorum ama bana göre kalırsa değil. Ben anti-sinema diyorum Hollywood'un yaptığı şeye. Sinema değil. Dolayısıyla hani burada konuşacağımız mevzular, hani katkınıza böyle çok geniş bir dipnot düşmüş gibi oluyorum ama çok önemli bir katkıydı. Yani bu o zatî sıfatlar bir anlamda sizin alanınızı daraltır, görünürken sanatınızın derinliğini arttıran şeyler. Belki hani enlemesine genişlemiyor sanatınız ama derinlemesine genişliyor. Mesela İslam sanatının burada hani minyatürle, hatla vesaire ilgilenen var mı bilmiyorum. Mesela İslam sanatının bazı şeylerdeki çekinceleri, ha o çekincelerle alakalı da ciddi tartışmaya muhtaç o, onu da söyleyeyim.
Çünkü benim birazdan söyleyeceğim şeye katılmayacak çok kişi de vardır muhtemelen. Ama İslam sanatının özellikle hani neyi gösterip neyi göstermeyeceği meselesinde, minyatürde özellikle ya da işte görsel sanatlarda özellikle meselesindeki çekinceleri çok geniş bir şey alanı açmıştır. Derinlemesine bir alan açmıştır İslam sanatının. Aynı şey mesela Bizans ikona geleneği için de geçerlidir. Şimdi Bizans resimlerinden önümüzdeki hafta bahsedeceğiz birazcık. Hani Ayasofya burada dibimizde. Hani yön doğru mu bilmiyorum. Şeyde böyle mi? Tamam. Neyse. Hani Ayasofya burada dibimizde. Ayasofya'da gidin işte hani hatta hani ödev gibi bir şey olsun. Önümüzdeki hafta görmeyenler Ayasofya'nın içerisindeki ikonalara baksınlar. Bir kısmını göstereceğiz burada önümüzdeki hafta. Mesela o Ayasofya Bizans ikona geleneğinin o daralttığı alan, hani gösterip göstermeme konusundaki o daralttığı alan ikona geleneğini nasıl bir dünya, nasıl bir derinlik açtı meselesi. Önümüzdeki hafta konuşacağız bunu. O yüzden hani görünürdeki alan daralımını sizin aslında bakarsanız derinlemesine aşağıya indiniz ya da yukarı çıktınız. Neyse anlamına gelebilir. Bu anlamda o zatî sıfatların, sanatların zatî sıfatlarının belirlenmesi çok önemli. Hatta hani sanatları tam olarak neyin tanımladığı meselesini. Hani edebiyatı tanımlarsak mesela kaç sıfatla tanımlarız? İşte resmi tanımlarsak kaç sıfatla tanımlarız meselesi mesela. Hani bunları konuşmak istiyoruz önümüzdeki haftalarda. Hani size atayım mı tekrar sözü? Ben Square filmi geldi. Hangi film? The Square filmi. Geçen sene Cannes'da ödül aldı. Orada da mesela tamamen bu husustan bahsediyor bence. Tamamen bu sanatın insansızlaştırılması yahut sınırların ortadan kalkmasıyla alakalı. Mesela orada bir platformda kumlardan tepecik yapıyor sanatçı. Sonra bozuluyor tepecikler. Çıkıyor temizlikçi. Daha sonra müdürle konuştuklarında diyor ki gidin şeyden bahçeden toprak alın üstüne koyun. Mesela çok mizahi bir dille eleştiriyor ama çok da mantıklı eleştiriyor. Tabii ne okuyorsunuz siz? Ben ilahiyat. İlahiyat okuyorsunuz. Kaçın sınıfsınız? Üçüncü sınıf. Tamam. Hani bu arada hani katkı yapanların özellikle ne okuduğunu falan merak ettim. Sizinkini özellikle merak ettim. Önemli katkılar yaptınız çünkü. Donald Cuspit miydi? Sanatın Sonu diye bir kitabı vardı biliyor musunuz? Bilen vardır içinizde. Cuspit'in o kitabında girişinde Damien nasıl okunuyor bilmiyorum da Damien Hirst galiba. Bu hani çağdaş sanatın hani enteresan adamlarından birisidir o. Ya da öyle görülür diyeyim. Onun bir enstalasyonu. Hani bolca enstalasyonlar falan da yapılır ya şeylerde bu özellikle Biennallerde falan. Onun bir enstalasyonuyla alakalı bir şey vardır o kitabın girişinde. Söylediğiniz için söyleyeyim hani o kitapta çok enteresan bir versiyonu anlatılır o şeyin hikayenin. Şimdi bir şöyle bir enstalasyon düşünün. İşte bir masa var. Hatta o masayı da aşan işte masanın üzerinde yenmiş şeyler, çekirdekler, işte buruşturulmuş kağıtlar vesaire bir sürü şey var masanın üzerinde. Hani gün içerisinde insanın hayatın içerisinde yapacağı şeylerin bir atığı gibi bir şey. Öyle bir enstalasyon ve enstalasyona biçilen fiyat da o kitabın yazıldığı zamanlarda işte birkaç milyon dolarmış. Şeyde eski bir kitaptır o. Birkaç milyon dolarmış. Şimdi bir gün içeri giriyor. Hizmetçi kadın. Sonra bakıyor oralarda işte buruşturulmuş kağıtlar, işte orada burada yenmiş bir şeyler falan filan var. Hepsini toplayıp çöpe atıyor kadın. Hani birkaç milyon dolarlık sanat eserini, tırnak içerisinde söylüyorum. Sanat eserini çöpe atıyor. Daha enteresandır ama o sanatçıya bunu söyledikleri zaman sanatçının tepkisi daha enteresandır. Belki Damien Hirst'in ne yapmak istediğiyle alakalı da bir şeydir o. Doğru olanı yapmış diyor Hirst. Yani şimdi sanatımızın bugün geldiği yer, dünya sanatının geldiği yer meselesi. İşte çağdaş sanatların çeşitli biçimlerinin geldiği yer meselesi. Bunun üzerinden konuşalım. Mesela yine bir örnek vereyim. Hatta ben ilk kitabımda bu iki örneği de vermiştim. Tarkovski'nin Ayna filminin galası. Moskova'da oluyor. Ayna filmini izleyen var mı içinizde? Hani benim bildiklerim zaten hani izleyen çok var da bilmediklerimden var mı? Yeni gelenlerden var mı izleyen? Tamam.
Daha azmış. Burada göstereceğim ben aynadan bazı sahneler. Şimdi çok önemli filmdir. Benim için sinema tarihinin en iyi iki filminden birisidir. İkisi de Tarkovski filmidir aslında. Stalker'la Ayna. Bazen biri öne geçer, bazen öteki öne geçer. Öyle birbirleriyle yarışıyorlar yani. Ayna filminin galası oluyor Moskova'da. O galasında işte film bitiyor. Üzerine de saatlerce işte o dönemin Sovyetler Birliği'nin en önemli düşünürleri, taşınırları, sanat eleştirmenleri, sanatçılar, şunlar bunlar hepsi toplanmışlar. Filmi saatlerce konuşuyorlar. İçeriye temizlikçi kadın giriyor. Ya diyor hani ben artık bu salonu temizleyeceğim. Hani ne kadar sürecek sizin işiniz hani söyleyin. Toplantıyı tertipleyen adam, o dönem işte Sovyetler Birliği'nin en önemli sinema eleştirmenlerinden bir tanesi diyor ki o kadını burada diyor çok kompleks bir filmi konuşuyoruz diyor. Hani şeyimiz konuşmamız daha sürecek diyor. Şeyde işte hani anlamaya çalışıyoruz filmi falan filan. Kadın da son derece doğal bir tepki veriyor. Diyor ki hani bu filmden neyi anlamadınız ki diyor. Film diyor sevdiklerine çok büyük acılar çektirmiş. Ama işte ölüm döşeğindeyken bu acılardan, çektirdiği acılardan büyük vicdan azabı duyan bir adamın hani ve o acı çektirdiği insanlardan da bir türlü özür dileyemeyen, onları söyleyemeyen adamın çektiği vicdan azabının filmi diyor. Sonra herkes Tarkovski'ye dönüyor. Tarkovski diyor ki hani bu film üzerine hani bu yorumun ötesinde söylenebilecek bir şey yoktur diyor. Şimdi sanatı kimin anladığı meselesi üzerine son derece önemli şeyler söylüyor aslında. Hani bütün o apoletli eleştirmenler, düşünürler, şunlar bunlar mı anlıyor sanatı? Yoksa ümmi insanlar mı anlıyor? Hani ümmi meselesini konuşalım. Yani ümmi insanlar mı anlıyor? Nasıl? Kimin için yapıldığıyla alakalı. Elbette kimin için yapıldığıyla alakalı ama sanat eseri denen şey zaten kimin için yapılır sorusunu da sormak lazım. Sanat eseri akademisyenler, gösterge bilimciler, akademik kürsülerinde onları bir gösterge bilim şeyine, meftası haline getirsinler diye mi yapılır acaba? Hani bölsünler, parçalasınlar, işte şu organla şu organın bir ilişkisi var diye öyle bir ilişkiyi kursunlar diye mi yapılır sanat eseri ki? Bugün sanat eseri diye kendi eserlerini adlandıranların birçoğu onun için yapıyorlar. Onun için yapıyorlar. O yüzden de yönetmenlere şöyle sorular soruluyor. Burada şey var işte şu sembol var. Burada neyi kastettiniz? Öteki tarafta neyi kastettiniz? Yönetmenler de safça o cevapları veriyorlar. Öyle bir tuhaflık var. Halbuki Tarkovski'ye sorsalar ki soruyorlardı. Tarkovski ne bileyim diyordu o cevaplara. Diyormuş daha doğrusu. Dolayısıyla sanat eserinin kimin için yapıldığı meselesi sanat eserinin ne olduğu meselesini aydınlatacağı bir şeydir. Bizim sanat eserine nasıl bir anlam verdiğimiz meselesini aydınlatacağı bir şeydir. Herkes elbette aynı anlamı vermiyor. Kimisi için sanat eseri hani şöyle deniyor. Ya bu çok komplike, mesela oradaki insanlar gibi Moskova'daki. Ya bu çok komplike bir filmdir. Bu filmi anlamanız için işte bilmem işte Rus geleneğini, İkinci Dünya Savaşı'nı, şunu bunu hepsini bilmeniz gerekir ki anlayın filmi. Halbuki onlar belki filmin daha önemsiz katmanlarının şeyidir. Daha önemli katmanlar için ümmilik gerekiyordur belki de. Ki bana kalırsa kesinlikle öyle zaten. Dolayısıyla Tarkovski'nin sanat eserine verdiği anlamla atıyorum mesela David Lynch'in sanat eserine verdiği anlam aynı değil. David Lynch büyük oranda belki de psikanalistler kendi filmini analiz etsinler diye yapıyor olabilir filmlerini. Ki öyle zaten David Lynch'in filmleri psikanalistlerin şeylerine, analizlerine çok müsait. Freudçu analizler, Lacancı analizler ortada dolanır durur. Onların da son versiyonu Zizek. Yani üzerine zevzeklik yapıp dururlar yani. Öyle söyleyeyim. Hani Zizek, zevzek falan öyle bir benzetme gibi bir şey oldu ama bana kalırsa da öyledir zaten. Hani bu şeyler, bu bağlar meselesi o sanat eserinin aslına bakarsanız ne için yapıldığıyla da direkt alakalı. Benim sanattan anladığım şey daha çok Tarkovski'nin sanattan anladığı şeye daha yakın. Zizek'in ya da David Lynch'in değil. Öyle diyeyim. Elbette burada Zizek'i indirgemek bir şey olmaz. Önemli bir düşünürdür ama bana hitap eden bir düşünür değildir. Böyle. Tekrar döneyim mi size? Yani sizce sanat ibadet mi? Tarkovski öyle diyor. Tarkovski diyor ki benim yaptığım filmler benim duamdır diyor.
Kimisi için öyle değildir elbette. Kimisi için de öyledir. Hani onu bilemiyoruz. Herkes aynı sebeple yapmıyor. Belki hani sanat eserinin hangi katmanlarda yaşadığıyla da alakalı bir şey yok. Mesela kimisi için de şöyle bir şey. Mesela zamanı geldiğinde konuşacağız burada. Özellikle Doğu Avrupa yeni dalgaları var arkadaşlar. İşte Çek yeni dalgası, işte Macar sineması, Polonya sineması. Hatta ve hatta eski Sovyetler Birliği'nin dağılmadan önceki işte mesela çok önemli bir sinemadır Gürcü sineması. Çok önemli bir sinemadır. Mesela onların alegorik sinemaları var mesela. O alegorik sinemaların ve çok nitelikli filmlerdir büyük çoğunluğu. Onlar da mesela şöyle amaçla yapıyorlar. Şimdi hani demir perde ülkelerinde siyasi erke, siyasi iktidara açıktan yapamadığı eleştirileri alegori yoluyla yapıyor. Mesela Cengiz Abulazze'nin filmleri gibi, Gürcü yönetmenin. Cengiz Abulazze'nin filmleri öyledir. Yani işte Stalin döneminde ya da işte Stalin döneminden hemen sonra yaptığı filmlerde Stalin'i açıktan eleştirirseniz sizin canınızı okurlar. Onu yapamadığınız için hem öyle gibi anlaşılan hem de anlaşılmayan, hani mahkemeye gittiğinde aslında bu böyle değil diyebileceğiniz filmler yaparlar. Ve o kadar elit bir dilini oluşturmuşlardı ki onun Çek yeni dalgası öyledir, işte Macar sineması, Polonya sineması, Gürcü sineması, eski Sovyetler Birliği'nin hatta Rus sinemasının içerisinde de öyleleri vardır. Hani bir alegorik sinema üretmişlerdir. O alegorik sinema da hani sinemanın belli katmanlarında kalan bir şeydir ama o katman içinde kıymetlidir. Dolayısıyla hani belki tek bir şeye indirgememek lazım. Tarkovski'nin sineması elbette hani bir nevi bir dua sineması. Ama herkes için öyle değil tabii ki. Herkes için öyle değil.